Merhaba millet, teşekkür ederim bu videoya geldiğiniz için. Eğer severseniz beğenebilirsiniz. Beni birazcık severseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Fotoğraflarımı görmek isterseniz Instagram'ıma gidebilirsiniz. Son zamanlarda maalesef çok fazla ait olmadığım ve iyi hissetmediğim ortamlarda bulunmak durumunda kaldım. Ve hayatımın kötü bir döneminden geçmeye çalışıyorum. Ve bu durumlar da beni şunu sormaya itti. Ben neden böyleyim? Ben çok mu garip bir insanım? Bu arada ben herkesin bir parça garip olduğunu düşünüyorum. Normal insan diye bir şey var mı? Kime göre normal, neye göre normal? Allah'ım ya Rabbim. Ben neden sinir oluyorsam durduk yerde. Sanki garip bir insan olduğum dışarıdan belli olmuyormuş gibi ve kanalım yeterince ne olduğu belirsiz değilmiş gibi bugün de kendi garipliklerimi anlattığım bir video çekmek istedim. İlk garipliğim yemeklerle ilgili. Çorba, yemek ve salata var diyelim. Ben önce çorbayı, sonra yemeği, en son salatayı yiyorum. Ya da bir yemeğin yanına yoğurt koyduysam önce yemeği, sonra yoğurdu yiyorum. Bir diğer garipliğime geçiyorum. Benim bir sürü fobim var. Herkesin bildiği ve çok yaygın görülen klostrofobi falan, onlar zaten var da. Bendeki en garip fobi tripofobi. Bilmiyorsanız keşke ben de bilmesem. Delik korkusu. Allah'ım yarabbim. Düşününce bile yine çok kötü oldum. Hatta bunun bir ismi var mı bilmiyorum ama kan da tutuyor beni. Yaraya da bakamam ya. Bir yerim bir yara olsun, imkanı yok benim oraya bakmama. Çok kötü. Bu videoyu çekmek benim için gerçekten çok zor oluyor. Karanlık çok yaygın bir fobidir diye düşünüyorum. Herhalde büyük ihtimalle insanlar aşıyorlar bu korkularını büyüdükçe. Ben aşamıyorum. En aşmak istediğim korku bu arada. Hani her türlü ev köpeği, küçücük köpek dahi olsa ben o kadar çok korkuyorum ki ve kaçmaya falan başlıyorum. Elimde olmadan hiç olacak iş değil. Yani hiç hoş değil bu yaptığım. Buna bir çare. Bu garipliğim değil, beceriksizliğim büyük ihtimalle. Yön duygum çok kötü. Hayatımda benden daha kötü bir yön duygusuna sahip insan görmedim. Görebileceğime de inanmıyorum. Ama inşallah görürüm, çünkü en kötü bensem çok üzüleceğim. Hiçbir yol, hiçbir yer bulamıyorum. Çok uzun sürüyor bir yere gitmem. Hatta bazen girişi bulamıyorum. Kapıyı bulamıyorum. Allah'ım, kapıyı bulamaz mı bir insan? Girdim, çıkışı bulamıyorum. Ben doğru düzgün haritada okuyamıyorum. Nerede olduğumu anlayamıyorum. Bazen bir toplu taşımadaysam nerede ineceğimi çözemiyorum. Sadece yerleri bulamadığımı sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Eşyalarımı da bulamıyorum. Bir şey koyduğum yerde olmasın, imkanı yok benim bulmamın. Çok zor. Hatta bulamadığım için yenisini aldığımda bir sürü şey vardır. Sonra buluyorum. Aylar sonra. Böyle batacağım ben, evet. Böyle. İnsanların çoğu uyumaya bayılır. Ben nefret ediyorum. Keşke hiç uyumasak. Böyle bir ilaç içsek, uyku barımız da olsa. Bilim insanlarına sesleniyorum. Lütfen böyle bir ilaç yapın. Yemin ederim. En çok ben alacağım. Benim seslere karşı aşırı bir hassasiyetim var. Işığa karşı da var. Gerçekten benim hayatım çok zormuş. Ben fark ettim şu anda. Yemek yeme seslerine zaten dayanamıyorum. Kendi yemek yediğim kısımları videoya çekmeyi denedim. İzleyemiyorum. Törpü sesi. En sevmediğim ses ise açık ara. Parmaklarını, ayak bileğini falan da yapan varmış. Böyle tık 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 yapıyor ya insanlar. Ben dayanamıyorum, ben katlanamıyorum. Bir insan neden kendine bunu yapar? Allah'ım ya Rabbim. Ritmik sesler, bence onlar da gayet sinir bozucular. Galiba buna mizofoni deniyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ben de ondan mı var acaba? Bilmiyorum, şimdi kendi kendime de oturduğum yerden teşhis koymayayım. Işıkla olan sorunum da şu. Asla ama asla yaz kış gündüz dışarı çıkıyorsam güneş gözlüğümü yanımdan ayırmıyorum. Buraya koyarım illaki, güneş olsun olmasın. Güneş gözü olmayacak gözümde ben sokakta yürüyeceğim. Nasıl yapayım? Özellikle biyometrik, vesikalık, bunları çektirmek benim için aşırı zor oluyor. Çünkü 2 saatimi alıyor. Sürekli gözlerim kapalı ve bu benim elimde değil. Benim bir bağımlılığım var. O da sürekli bir şey içme bağımlılığı. Hani yeme bağımlılığını duydum, biliyorum, gördüm ama sürekli elinde çayla, kahveyle, sıcak su da olur, bitki çayı da olur. Genelde sıcak bir şey, çay ya da kahve ya da bitki çayı, limonlu su, ne bulabiliyorsam içebileceğim ve sevdiğim. Sabahtan akşama kadar elimde kupayla geziyorum ben. Kafein bağımlılığımda tabii ki var, Allah'ın emri. Hani el yatkınlığı, el becerisi derler ya, ben de o gram yok. Yazım da çok kötü zaten. Bundan dolayıdır büyük ihtimalle. Çok fazla beceriksiz insan gördüm ama benim kadarını çok nadirdir. Resim derslerim de her zaman kötüydü. Anneme yaptırıyordum, arkadaşlarıma yaptırıyordum. Hatta bir tane yapmıştım, çok güzel olmuştu. Hoca demişti ki söyle kime yaptırdın. Ben bazı şeylere asla dokunamıyorum. Slime vardı bir yere, hatırlar mısınız? Ben hiç sevmiyordum onu. Hala da anlamıyorum insanlar neden bayılıyor. Bence çok sinir bozucu ve rahatsız edici bir şeydi o. Oyun hamuru, normal hamur da olur. Asla bir hamur yoğuramam. Eldivenle falan yine yapamam, yine. Hamur yoğurmaya zaten ne gerek var ya? Çiğ köfte falan yoğuruyor ya millet. Ben şok oluyorum. İmkanı yok çünkü benim öyle bir şey yapmamın. Ama yapan olursa yerim. Nasıl bazı seslere tahammül edemiyorsam sessizliğe de tahammül edemiyorum. İlla ki bir şey açık olacak, bir yerden bir ses gelecek. Meditasyonu yapın falan diyorlar, ben yapamam. Anca yönlendirmeli olanları yapabilirim çünkü sessiz bir ortamda oturmak. 1 dakika dayanabilirsen bin şükür. Ben bazı kokulara bayılıyorum. Boya, oje, aseton, zift. Ama favorim akaryakıt. Petrol Ofisi, Shell, BP, Aramco. Lütfen akaryakıt kokusunu parfüm olarak çıkarın. 8000 tane alacağım, yemin ederim. Ben çok fazla multitasking yapıyorum. Şöyle bir şey öğrenmiştim. Beyin asla birden fazla şeye tam olarak odaklanamaz diye. Split screen yapmaya izin vermeyen app'leri hiç sevmiyorum. Neden aynı anda 2 şeyi kullanamıyoruz? Her zaman şöyle yapıyorum. Bir yandan yürüyeyim, bir yandan da bir şey dinleyeyim. Bir yandan bir şey dinlerken bir yandan bir şey yazayım. Böyle hastalık gibi. Ve eminim ki verimimi düşürüyordur. Tam olarak odaklansam belki bazı şeyleri daha hızlı bir şekilde halledebileceğim. Ama işte. Bu da benim tekniğim. Uyku ihtiyacımızı karşılayacak hap çıkarılsın. Aramco akaryakıt kokusunu parfüm olarak satsın. Split screen'e izin vermeyen uygulamalar hemen bu özelliği koysun. Dilek ve şikayet köşesine çevirdim resmen videoyu. Teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın.